Bilindiği gibi Sayın Adnan Oktar ve camiamıza yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 200'e yakın arkadaşımız Türkiye'nin çeşitli cezaevlerinde tutuklu bulunuyor. Bu arkadaşlarımızın ailelerine, akrabalarına ve yakınlarına musallat olarak onları şikayetçi, çocuklarını da itirafçı olmaya zorlayan karanlık bir grup var. Bu grubun elemanları cezaevlerini dolaşarak çocuklarını ziyarete gelen ailelerin önlerini kesiyor. Mazlum ve savunmasız anne ve babaları korkutarak camiamızdan şikayetçi olmaları için baskı uyguluyorlar. Bu mafyavari uygulamanın son örneği dün Bandırma Cezaevi'nin ziyaret saatlerinde yaşandı. Tehditle şikayetçi toplama ekibinin başını çeken ve onları organize eden Fırat Develioğlu isimli şahıs, Bandırma Cezaevi'nin önünde konuşlandı. Yanına aldığı sivil polis olduklarını iddia eden kimliği belirsiz kişilerle ziyaretçi ailelerin yolunu keserek tehdit ve baskı yöntemlerini uyguladı. Bu ilk değil. Benzer bir saldırı da geçtiğimiz hafta Cuma günü yani 10 Ağustos'ta aynı ekibin mensupları tarafından Kandıra Cezaevi önünde gerçekleşti. Ceylan Özgül, Ümit Kuruca ve Aykut Ayna isimli şahıslardan oluşan bir ekip açık görüşe gelen ailelere yanaşarak çocuklarının itirafçı olması yönünde baskı uyguladı. Çeşitli isimler verip kendilerini devletin görevlendirdiği adamlarmış gibi göstermeye çalışarak ailelere tehditvari konuşmalar yaptılar. Aynı karanlık ekibin elemanlarından Özkan Mamati de şikayetçi toplamak amacıyla 800 telefon açtığını övünerek anlatan pervasız, suç dosyası kabarık bir kişi. Baskı ile tanık oluşturmak, bakınız, ceza kanununa göre açık bir suçtur. Türk Ceza Kanunu'nun 6352 sayılı maddesine göre görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir soruşturmada hukuka aykırı bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunması için yargı görevi yapanı bilirkişi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunması